Ben Karin Harmond, ben Ashurbanipal, Asur'un ve tüm dünyanın kralıyım isimli BP sergisinin proje küratörüyüm. Bugün Ashurbanipal'in Ninova'da bulunan saraylarından ve bu sarayların neden birer kraliyet simgesi olarak görüldüğünden söz edeceğiz. Ashurbanipal, milattan önce 7. yüzyılda Asur İmparatorluğu'nun hükümdarıydı. İkamet ettiği başkent Ninova o dönemde muhtemelen dünyanın en büyük şehriydi. Şehrin kendisi ve sarayları Asur İmparatorluğu'nun büyüklüğünü ve kralın gücünü yansıtıyordu. Her şey Aşurbanipal'in Ninova şehrini devasa bir başkente çeviren büyük babası Sennakerip ile başlıyor. Kendisi şehrin etrafına iki koca sur ördürtmüş ve eşi benzeri görülmemiş bir saray olarak tasvir ettiği bir kraliyet konutu inşa ettirmişti. Kraliyet Kalesi'nin güneybatısında yer aldığı için şu anda bu sarayı Güneybatı sarayı olarak biliyoruz. Şimdilerde kuzey sarayı olarak bildiğimiz diğer sarayı inşa ettirmeden önce Aşurbanipal hayatının büyük kısmını güneybatıdaki bu sarayda geçirdi. Bunun içindir ki buraya Aşurbanipal sarayı da denmektedir. Aşurbanipal'in kuzey sarayında bulunan bir kabartmada Asur şehri olduğuna inanılan bir yer resmedilmekte. Bu şehir Ninova olabilir. Öncelikle bir hendek ve bunun ardı sıra gelen üç adet sur görüyoruz. Kabartmanın üst kısmında aslan şeklinde sütun kaideleri ve lamassu heykelleri olan bir saray görüyoruz. Lamassu heykelleri insan başlı ve kanatlı boğa heykelleridir. Yani bu saraylar gerçekten de kraliyetin simgesi ve kralın gücünü ve yüceliğini göstermek için oradalar. Sarayın en önemli odaları taştan kabartmalarla süslenmiş ve bunlar kralın gücünü üç temel başlıkta gösteriyor. İlk olarak aslan avının tasvir edildiğini görüyoruz. Aslan avı kralı halkın koruyucusu ve tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olarak gösterir. Çünkü kral aslanı öldürmekte ve halkı için güvenliği sağlamaktadır. Burada aslan kaosun, tanrıların yarattığı düzeni bozabilecek her şeyin vücut bulmuş halidir. Kabartmalarda resmedilen diğer konu, Asurluların zaferlerini anlatan askeri seferlerdir. Bunlar Asur ordusunun üstünlüğünü ve acımasızlığını simgeler. Bu ilginizi çektiyse bir başka videoda meslektaşım Garrett Brayton, Aşurbanipal'in zamanındaki en önemli kabartmalardan biri olan Elamlıların Asur ordusu tarafından yenilgiye uğratıldıkları Tiltuba Savaşı'nı resmeden başka bir kabartmayı inceliyor. Onu da izleyebilirsiniz. Kral, tanrıların temsilcisi olduğu için tanrılar tarafından korunması gerektiğine inanılıyordu. Yani bu kabartmalarda gördüğümüz tanrılar ve ruhlar, kral ve sarayı korumak için oradalar. Burada ruhlardan kastımız, kutsal olarak tanrıların alt seviyesinde olan ama koruyucu güçlere sahip doğaüstü figürler. Bu kabartmalardan, bir kapının her iki yanına yerleştirilmiş olan iki kabartmada iki ruh ve bir tanrının tasvir edildiğini görüyoruz. Şurada gördüğümüz gür saçlı ve sakallı olan bir lahmu. Uzun örgülü saçları var. Gayet sakin bir halde duruyor ve sarayın içinde iyi olan ne varsa onları koruyor. Orta kısımda bir ugallu görüyoruz. Bu bir yüce aslan. Elinde saraya giren kişiye doğru tuttuğu bir hançer var. Hemen önünde de bir tanrı var. Ha, onun tanrı olduğunu kafasındaki üç çift boynuzlu taçtan anlıyoruz. Bu onun kutsallığını simgeliyor. Tanrı da orada Ugallu gibi saldırgan bir pozisyonda. Saçlı sakallı olan Lahmu, sarayın içinde iyi olan ne varsa korumak için oradayken, diğer ikili Ugallu ve Tanrı figürü sarayı dışarıdan gelebilecek her türlü kem gözden ve nazardan korumak için orada. Bu kabartmaların bulundukları konumlar saraydaki uzmanlar tarafından çok iyi analiz edilmiş ve kabartmalar mümkün olan en etkili korumanın sağlanabileceği pozisyonlara yerleştirilmiş. Her sarayda koruyucu figürlerin ve bunların konumlarının yer aldığı bir şema mevcut. Kabartmalardan anlayabileceğimiz üzere Asur kralları saraylarının etrafına bahçeler de yaptırmışlar. İmparatorluğun dört bir yanından nadir bitki ve hayvanları toplayıp bu bahçelere koymuşlar ve bir nevi imparatorluğun küçük ölçekli bir kopyasını saraylarının hemen yanı başına kurmuşlar. Bahçelerde ceylanlar, geyikler ve aslanlar olduğunu biliyoruz. Bu bahçelerin varlığı yeryüzündeki cennet fikrini yansıtıyor. Aynı zamanda kralın saraya bolluk getirdiğinin bir göstergesi. Aşurbanipal'in sarayında Pastoral bahçe resimlerine de rastlıyoruz. Bir erkek ve bir de dişi aslanın huzur içinde dinlenişini betimleyen bir kabartma görüyoruz. Ayrıca iki müzisyeni ve yanlarından geçip giden bir aslanı tasvir eden başka bir kabartmaya rastlıyoruz. Saraylardaki tüm bu kabartmalar kralın kesinlikle yenilmez olduğunu, rakiplerinin tümünü alt edebileceğini gösteriyor bunların yanında kralın tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olduğunu, onlar tarafından korunduğunu, kaosu kontrol altında tutabildiğini, halkını koruyup kollayabildiğini ve onlara bolluk getirebildiğini, aslanları öldürebildiğini ve hatta onları dilerse evcilleştirebildiğini de adeta tüm halka ilan ediyor.